Kara halele ile ilgili yeni çalışmalar yapılmış. Eskiden işte kabızlık, şişkinlik, azımsızlık vesaire birçok rahatsızlığa karşı kullanılan kara halele, mide, gastrite, boğaz ağrısı, astım, kalp rahatsızları, kanama, kabızlık, balgam söktürücü özellikleri, ağrıları dindirici, adet ağrılarını, hazımsızlığı, kronik ülser vesaire romatizma, birçok idrar yolları, birçok rahatsızlığa karşı kullanılan kara halile ile ilgili çok güzel çalışmalar yapılmış. Bu çalışmalarda kara halinin meyvesinin çekirdeği, tanin, tanik asit, betülinik asit içeriyor. Betülinik asit huş ağacından biliyorsunuz. Neye karşı etkili? Cilt kanserine karşı. Betülinik asit içeriyor yüksek oranda. Kebulinojik asit içeriyor. Çok farklı bir asit bu. Kebulinojik asit neye karşı? Etkili viral enfeksiyon. HIV virüsüne karşı genital sil, genital herpese sebep olan human papilloma ve herpes genitalis virüsüne karşı etkili. Kebulinojik asit. Kebulin ve kebulik asit. Kebulinojik asit, kebulik asit. Birbirine benziyor. Bunlar farklı asitler. Bu da yine viral enfeksiyonlara karşı. Lutonik asit, lutein, betazitosterol içeriyor. Betazitosterol daha önce nereden duyduk? Cüce palmiye, yani iyi huylu prostat büyümesine karşı kullanılır. Linoleik asit, araşidonik asit, stearik asit vesaire vesaire içerir. Doymamış yağ asitler. Yani mükemmel bir bileşeni var. HIV virüsüne karşı etkili olduğu belgelenmiş. DNA sarmalına sarılan HIV virüsü ne yapıyor? Hücre içerisine girdikten sonra DNA'dan iki DNA kesiyor, kendi DNA'sını ekliyor. Diğer virüslerle hemen hemen aynısını yapıyor. İnsan hücresinin içerisinde sürekli çoğalan, gelişen, yayılan, tehlike arz eden bir durum ortaya çıkıyor. Bağışıklık sistemini çökertiyor. Evet, HIV yani AIDS hastası olanların üşütme, grip, nezle gibi basit rahatsızlara karşı dahi bağışıklık sistemi çöktüğü için bir şey yapamaz hale geliyor. Şimdi çok dikkat edilmesi gereken bir durum var. Asla ve asla ne yapmıyoruz? Alafranga tuvalet kullanmıyorsunuz. Efendim işte alışverişe gittim, AVM'ye veya çarşıya çıktım veya restoranta gittim, alafranga tuvalet var, alaturka yok, ne yapayım? Hapı yuttun demek. Evet, Tekirdağ'da bir işimiz vardı, hanımla gittik, yol üzerinde o çok güzel bir restoran gördük. Tekirdağ köftesi yiyelim. Ey hadi yiyelim dedik. Tekirdağ köftesinden sonra lavaboya gitme ihtiyacı o hasıl oldu, gittik. Hijyenik değil. Görüntü çok güzel, temizlik sıfır. Mecbur temizledikten sonra klozeti kullandık. Gittik geldik tabii. 5 dakikada bir tuvalete gidiyorum. Ne oldu bana? Ben o tuvaletten mikrop kaptım. Hemen genital sil, genital herpese sebep olan human papilloma veya herpes genitalis. Hemen Ormus GMS'e. Hamdolsun ki Ormus GMS'i. Zencemay, bir onu bir de melisa kapsülü yuttuk. 5 damla, 5 dakikada bir, 5 damla, sonra 10 dakikada 5 damla, sonra 15 dakikada 5, sonra 20 dakikada 5. Akut hallerde böyle sık sık kullanılırsa bağışıklık sistemi hızlı toparlanır, yok eder. 12'ye 1'e kadar uyumadım böylece. Sık sık kullandım. Korkuyla yattım ama sabah kalktığımda şak bitmiş gitmişti, yok olmuştu. Hamdur. Akut durumlarda bu olur ama aylardır varsa virüs, o zaman kronikleşmiştir. Kronikleşmişse en az 4 ay tedavisi gerekir. Ha ne olacak? Herpes labialis, herpes genitalis veya herpes human papilloma virüsü ne olur? Genital bölgede sil veya uçuk olsa ne olur? Tedavi edilmezse rahim ağzı kanserine sebep olur.
Erkeklerde hem kronik yorgunluğa sebep olur hem cinselliği bitirir. Çok çok tehlikeli, öyle basit bir şey değil yani. Evet. Ankara'dan bir hanımefendi hazretleri ameliyat olmuş. Doktora gidiyor, doktor ne yapıyor? Yaktırıyor, yakıyor veya donduruyor. Ne oluyor? Çözüm değil. Çünkü virüs nerede? Sinir kökünde. Yani beyinden kuyruk sokumuna kadar uzanan omuriliğin içerisinde sinir demeti var. Buna ne denir? Spinal cord. Sinir kökü. Burada gizleniyor virüs. Sen orayı cinsel organın etrafını, içine, dışını, orasını yak, dondur, bir anlamı yok. Çünkü virüsün ana merkezi orası değil. Sinir kökü, omuriliğin içinde. Oraya doktor karışamaz, dokunamaz. Dokunursa belden aşağısı felç olur. O nedenle hiçbir ameliyat, hiçbir yakma, hiçbir dondurma çözüm değildir. Onlar oyalama, vakit geçirme. Kadıncağız doktoru yakmış. 2-3 haftadır oturamıyorum bile diyor. Simitle oturuyorum falan filan. Çok rahatsızım, çok perişanım. Ne olacak? Bu halim. Çok basit. Şimdi eskiden melise seti tavsiye ediyorduk. Şimdi kara halile artı melise. Melise kara halile seti tavsiye ediyoruz. Kullandı mı? Sorun yok. Süreci hızlandırmak için bu ürünü ürettik. Evet. Muazzam bir şey ürettik. Kara halile terminale kabula latincesi. Terminale kabula. Terminale kabula ile ilgili BabMed'e bakıyoruz. Ne yapmış bu dünya, dünyadaki diğer şirketler ve biz, farkımız ne? 467 klinik araştırması yapılmış. Çok yönlü tıbbi özellikleri var diyor. Farmakolojik olarak evet, potansiyel mekanizmalar vesaire. Nöro koruyucu etkisi. Yani alerjik asit diyor. İçeri alerjik asit sinir hücrelerini nöro koruyucu, yani sinir hücrelerini koruyucu, enfeksiyona sebep olan virüsleri yok edici nöro. Kim demiş bunu? Profesör Doktor Sheng Yan Li Chi Chong. Hepsi de Çin demiş. Bir bakalım. Alerjik asit. Alerjik asit içeriyor diyor. Alerjik asit antiviral, antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bir artı hücrelere saldıran reaktif oksidatif strese sebep olan ROS denir. ROS nedir? Reaktif oksidatif stres demek, kısaltılmış. Tüketmiş olduğumuz gıdaları bünyemiz değiştirir, dönüştürür. Hücrenin içerisinde mitokondri, mitokondrinin içerisinde yakar, enerjiye dönüştürür. Enerjiye dönüşürken besin artıkları ortaya çıkar. İşte asetik asit, laktik asit, formik asit gibi artık maddeler ve serbest radikaller ortaya çıkar. Hidroksit, peroksit, süperoksijen anyonları. Yani odunu yaktığınız bir tarafta kül çıkar, diğer tarafta gaz çıkar. Gaz, serbest radikaller, gaz diyelim, küle artık besin artıkları diyelim şeyleri, asitler. İşte bunları antioksidanlarla zararsız hale getirmezsen sistem çöker. Hızlı yaşlanırsın, çabuk ölürsün, kolay hastalanırsın vesaire vesaire. Yani eğer ki antioksidan gıdalar olmazsa bir insan 10 yaşına varmadan öbür dünyaya göçebilir. İşte antioksidanlar sayesinde ne yapıyoruz? Vücudumuz temizleniyor, arınıyor. Çöplük olmaktan kurtuluyoruz. Burada en etkili ROS, ROS'u yok eden etme özelliğine sahiptir. Kara halile klinik araştırması var. Çok güzel. Alerjik asit. Evet. Gökçek ne yapmış? Ona bakalım. Kara halile, kara halile, kara halile. Aha yakaladım. Kara halile ekstraktı ladengülü. Ladengülü ekstraktı biliyorsunuz.
Ona biraz sonra değineceğim. Her türlü viral enfeksiyona karşı etkili artı HIV virüsüne karşı etkili olduğu belirlenmişti. Aslan yelesi ekstratı, Afrika sarısı ekstratı, melisa ekstratı, sarı kantaron, hamam melis, altın köt, bor, çinko, magnezyum vesaire vesaire içerir. Evet, bir de Amerikalılara bakalım bu konuda ne yapmışlar. Kebulonijik asit. Kebulonijik asit. Amazon'a bakıyoruz. Kebulaj. Terminale kebulaj. Evet, Hindistanlılar üretmiş bununla ilgili. Haritaki diyor. Haritaki. Kapsül üretmiş. Haritaki neymiş? Ne varmış? İçinde bakıyoruz. $32. Peki içinde ne var? 150 miligram meyve tozu var. Akıllara ciyan. 150 miligram nasıl koyuyorsun ya? 1500 miligram. Nasıl koyuyorsun bir kapsüle? Kapsülü zaten 1000 miligram. Topu topu. Kapsülün kendisiyle beraber 1000 miligram olan bir şey 1500 miligram nasıl koyuyorsun? Burada bir aldatmaca var. Nedir? Gün içinde tüketilenin toplamı. Yani 3 tane kapsül aldı. Toplamı 500 miligramda ne yapar? 1500 miligram yapar. Artı sadece frukt powder. Yani ekstrakt değil. Meyvenin tozu. Onu ebem de yapar. Meyvenin tozu. Bir başka firma ne yapmış bu? 1000 miligram kebulik mayo balan frukt. 1000 miligram. Bu da 1000 miligramı 2 kapsüle koymuş. Yani 500 miligram. Bu da ekstrakt değil. Maşallah çok güzel. Sevdim bunları. Evet. Biz karalili ekstraktı, ladengül ekstraktı, aslan yelesi ekstraktı, Afrika sarısı ekstraktı, melisa ekstraktı, sarı kantaron ekstraktı, hamam melis vesaire vesaire korken onlar ham maddeden kaçmış. Ucuza mal etmiş. Onlar meyvenin öğütülerek elde edilen tozunu kullanırken biz ekstraktını kullanmışız. Meyvesi bunun Hindistan'da çok ucuz. 15 lira. Orada yetişiyor zaten. Ekstrakt ise 500 liradan aşağı değil. Kaç kat pahalı oluyor? 50 kat pahalı. Evet, biz kalite diyoruz. Onlar para diyor. Hayırlısı olsun.